Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Zübeyde Hanım Meslek Yüksekokulu ve Niğde Belediyesi işbirliğinde diyabet farkındalık standı kuruldu. Diyabet hastalığına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek amacıyla Ömer Halis Demir Meydanı'na kurulan standta Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Uslu, boy kilo oran endeksi, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yaptırarak vatandaşları diyabet standına davet etti. Diyabet farkındalık standında bugün saat 17'ye kadar vatandaşların boy kilo oran endeksi, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapılacak. 14 Kasım Dünya Diyabet Günümüzde üniversitemiz ve belediyemizle ortaklaşa valilik meydanımızda standımızı kurduk. Değerli hocalarımız halkımızla iç içe kendilerinin şeker hastalıklarına bakıyorlar, şeker yüzdelerine bakıyorlar. Yine vücut kitle indekslerine bakıyor ve ağırlıkça sağlıkların durumlarını öncelikliyorlar. Biz bugün de bu durumlara devam edeceğiz. Yine incelememize devam edeceğiz başkanımla beraber. İnşallah üniversitemiz ve belediyemizle beraber halkımıza destek olmaya sağlayacağız. Dediği gibi bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Bugün vesilesiyle de üniversitemizle birlikte bize de belediye olarak destek verdik ve böyle bir stand açıldı. Burada insanlarımız bir check-up'tan geçiyorlar. Özellikle şeker, tansiyon, biraz önce biz de geçtik. İşte kilo, boy endeksi başta olmak üzere ve riskleri ortaya çıkmış oluyor. Gerçekten ben üniversitemize ve ekibine, hocamıza, ekibine, değerli ekibine teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz için, Niğde'miz için çok güzel, çok faydalı bir organizasyon oldu. Bizim belediyeden arkadaşlarımız da destek oldular. İnşallah ben herkesi bu vesilede davet ediyorum buraya. Bugün belki akşama kadar burada kalacak ama bundan sonrasında da hocamızla birlikte bunun tekrarını yapalım dedik. Çünkü herkes her an hastaneye gidemiyor. Şekerini ölçtürmek aklına gelemeyebiliyor. Ve insanlarımız da gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu burada gördük. Bugün pazar günü ve sabahın erken saatleri olmasına rağmen neredeyse 100 kişiye yakın check-up'tan geçmiş. Ve içerisinde riski olanlar da ortaya çıkmış. Gerçekten bu da yapılan işin aslında bir kez daha önemini göstermiş oluyor. Biz üniversite ve Niğde Belediyesi olarak el ele verip şehrimizin gerek bu sağlığı için hem de sağlık ve kültür hayatı için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız. İnşallah ben bugün vesilesiyle de insanlarımızı bu standa davet ediyoruz. Bundan sonra da bu tür etkinlikler devam edecek. Bizim görevimiz şehrimize ve halkımıza hizmet etmek. Üniversiteyle birlikte el ele inşallah şehrimize değer katmaya, şehrimizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek. Diyabet hastalığı insülin yetersizliğinden ya da doğru kullanılamamasından ileri gelen bir hastalık. Özellikle tip 2 diyabet dediğimiz hastalık eğer doğru beslenme, doğru aktivite, yeterli aktiviteyi eğer düzenlerlerse obezite riskini azaltırsak diyabet riskini de azaltıyoruz. Bizim burada bu etkinlik çerçevesinde yaptığımız boy kilo ölçüyoruz. Beden kitle indeksini hesaplıyoruz. Ailede herhangi bir risk var mı? Onları şey yapıyoruz, belirliyoruz. Kan şekeri ölçümleriyle birlikte yine bu konuda uzman hocamız ve asistanlarımızla danışmanlık yapıyoruz burada. Bizim amacımız burada 14 Kasım Diyabet Günü etkinliği çerçevesinde doğru beslenme, yeterli aktiviteyle en azından tip 2 diyabeti önleyeceğimiz konusunda mesaj vermek. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu olarak buradayız. Ebelik ve hemşirelik öğrencilerimiz, asistanlarımız ve hocalarımızla buradayız. Bu vesileyle Sayın Rektörüme ve Belediye Başkanıma da teşekkür ediyoruz. Bu aktivitelerimiz sürecek. Yukarıda. Teşekkür ederiz.